Şimdi Ecem Nur geldi biliyorsunuz, eşinden boşanmak istediğini, ona ulaşamadığını, onun boşanmak istemediğini söyledi. Sonra kayınvalide ile arandaki problemler, eşinle arandaki problemleri konuşuyorduk. En son anlaşmalı nasıl boşanacağız onları konuşmaya başlamıştık. Tamam. Ecem Nur niye bugün bu kadar ağlıyorsun? Ağlama. Minayet'i alacakmış onları. Hayır öyle bir şey yok. Daha mahkeme kararı yok. Niye üzülüyorsun? Ne oldu Ecem Nur? Söyle bana. Velayeti alacakmış benden. Ben bu çocuğu dövdüm mü? Vurdum mu? Yumruk mu attım? Annem de yanımda. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir dakika, o konu nereden açıldı, velayeti alacakmış konusu? Nereden açıldı? Dün konuşmuşlar. Velayeti. Kimle konuşmuş? Zuhal abla sormuş. Hayır canım, öyle karıştı. Velayeti alacağım demiş. Yani eşin mi böyle diyormuş? Evet. Ama öyle alacağım demekle alınmıyor ya. Rabia Hanım nereden çıktı bu? Fulat dün burada konuştum ya. Hani çocuk iyi bir yerde yetişmesi lazım diye. Tamam, gerçekten gene öyle. Diyeyim. Hani ben çocuğu bana versinler, ben onu göstermemeksizlik yapmam. O çocuğun da tedaviye bir ihtiyacı var. Hı hı. Anladın mı? Böyle bir ortamda hani ister devlete versinler, ben cumartesi pazar yine alırım, torunumu görürüm. İsterse bana versinler. Peki abi ya, neden efendim böyle dün oğlunuzla konuşunca mı o mu böyle düşünüyor? Hayır, o kendisi de söyledi. Tamam işte, o da mı böyle düşünüyor? O sadece şöyle dedi: ben çocuğumu orada hani o ortamda durmasını istemiyorum. Ne var o ortamda? Büyümesi, ne yapıyor Ecem Nur? Yani, söyleyin, açık konuşun. Ben dedi yanımda olsun. Neden? Söyleyin, açık nedenini söylemek ya lazım. Ya açık neden nedir yani? Belli ortamda nasıl konuştuğu belli. Hani ne bileyim nasıl. Çocuğu bir hafta önceden mamayı kestiler. Mamayı vermiyorlar. Nasıl mama verdik? Nasıl mama veriyoruz? Buraya gelmeden önce sen şeyde söyledin bak. Hayır, mama kesilmedi. Polis parkında söyledin ki. Hayır, mama kesilmedi. Bak dinle. Polis parkında dedin ki orada çay içerken çocuğun mamasını keseceğim. Öbürkü yemek gıdalarından alsın dedin. Tamam, yemek. Ha, bu başka. Derim ha, ki bu başka. O sonra konuşulur. Mama ha kesilir. Yemeği katı gıdaya geçir. O değil. Başka tamam. Ne yapıyor yani Ecem Nur çocuğa? Açık söyleyin. Ya açık olmasa daha bu çocuk ne diyeyim sana, 15 günlük mü desem? Bir ay mı? Koluna tutardı. Ben de hemen o sigarayı hemen çektim. Yedin mi? Söyleme Rabia. Siz çocuğun yanında sigara içiyorsunuz ya. Öyle demeyin. Öyle demeyin. İftira atma. İftira atma. Bir şey daha söyleyeceğim size. Ağlamayın. Bana buraya gelince telefon açmış. Ecem Nur'u da göreyim ben. Bana buraya gelince ben burada olduğunu bilmiyorum. Bana telefon açtı. Şerif Hanım'ın yanında açtı. Dedi ki anne ne yapıyorsun dedi. İyiyim, sen ne yapıyorsun dedim. Ben de dedi şeydeyim, kanaldayım dedi. Kim diyor? Ecem Nur. Evet bak. Yalanın varsa ikindi namazı namazım kalmasın. Diyor ki çocuğun bezi yok. Bez alamıyorum. Çocuğun maması yok. Mama alamıyorum. Burada televizyonu kırdı. Ya buradaki kanaldaki televizyonu kırmış. Oturduğu yerdeki. Ve tamam, çocuk... Evet. Demiş ki öteki şeydeki de kadın Ayşe. Alim Ayşe diyen vardı ya. Şu anda ne kim onun adı? Uğur mudur nedir? Onlar yönetiyor. Demiş ki gel sen demiş benim buraya. Ben o çocuğa bakarım. Sen bizim kanala gel. Para da veriyorlar. Kime diyorsunuz? Anlamıyorum ki Rabia. Bunu demiş. Tamam, para ben mı? Ondan bahsetmiyorum. Para bu kızı... mı? Hayır öyle bir şey geçmedi. Bir telefon numarası burada. Ya Rabia, siz bu çocuğu ben onu demiş bunu demiş dedi. Tamam ne canım. Yaptığını gördünüz bu çocuğa da istiyorsunuz. Ya bu çocuğu biz istiyoruz. Neden? Bana açıkça yani çocuğa yaptı de bak bana. Bak şimdi annesinin nasıl olduğunu ve anneannesi de var burada. Nasıl yalan konuştukları. Annesi? Yalan efendim? Konuştukları her şey ortada. Yani çocuğa bakamıyor mu? Yani bakamıyor. Ne yapıyor? Aç kim mı bırakıyor? Kötü mü davranıyor? Getir. Hayır sen yapıyorsun. Ama bu elini sürüp de yapamıyor. Yapıyor. Ayşe yapıyor. Senin yanında bile Ayşe ya. Ya bir anladın ben bana mı ben burada ya? Ne biçim insan vurur ya? Beni niye ayırıyorsun? Ben... Ya. O benim evladım. Ama tamam ben senden ayırmıyorum. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Ben seni bana vermesinler devlete versinler. Aynen. Benim öyle bağırma. Bağırmayan bir şey yapamazsın.
vermem mecbur. E zaten her şeye bir hukuk karar veriyor. Yani öyle bağırmayacağız. Yarı patakutta kalkıp bana vermezler. Bunu söylemekle olmaz. Her şey ya. Ha, benimle olmaz. Benimle olmaz. Ortaya bir karar konuş. Rabia'm sen şimdi burada bizi götürüyorsun. Ayşe sen bilmiyorsun. Benim nasıl bir aile olduğumu çevreye sorsun. Ben çevreyle ilakam yok. Ben senin evine geldim de gördüm. Ben seni kötü bir şey demiyorum senin için. O zaman kızımı da kötüleyemezsin. Ama biliyorsun bakamadığını. O bakıyor. Nasıl bakıyor? Bakıyor evde. Geçen de onun için mi? Akşam namazıyla dışarı çıkarttın bunları. Kavanoz kırıldı diye parka göndermişsin. Görüntülü bana telefon açsa vereyim var mı? Ne olmuş parka akşam gitti? Akşam namazına. Parka gitsin. Akşam karakta. Soğukta. Soğukta yani çok açık mı giydirdin çocuğu? Çıplak mı giydirdin? Hayır ben çıplak giydirdin çocuğu göremedim. Allah yukarıda şahit. Çocuğu parka götürmüşsün. Annem dedi bizi kovdu. Hayır. Kavanoz kırıldı dedi. Sırçanına basmasın diye. O sırada dışarıda dolaşsınlar dedi. Gidin dışarı parka dedim. Ben hayır ben senin kızın dedim. Dediğini söylüyorum. Ben görüp de değil. Ay yalan desin. Dinlemek istemiyorum ya. Ayşe ben de istemiyorum. Senin kızın dediğini söylüyorum. Allah Allah. Ben bilip de bu telefonu ben ona görüntülü açmadım. Peki Rabia Hanım senin yanındayken annesi destekçi oluyor. Hı. Senin yanındayken çocukla ilgilenir miydi? Yemeğini zamanında verir miydi? Altını hayır hiç almıyordu. Nasıl? Hiç vermiyordu. Desin ha bir kere altını bir kere aldıysa. Altını hiç değiştirmedi hiç çocuğu. Hiç değiştirmedi. Ben bir kere çarşıya gittim fatura ödemeye. Bir dakika bir sorayım bakayım. Ece Hanım sen daha yalan altını desin. Değiştiremiyor musun? Hayır değiştiriyorum yemin ederim ya. Kendini kırana gerçekten değiştiriyorum. Melek gibi öyle bir şey olsa. Ondan... Yok sen anlat bana hemen ağlama. De ki yani sen çocuğun mesela altına... Evladımı istiyorum sadece. Değiştiriyorsun. Evet. Ne istiyorsun dedi? Evladımı istiyorum. Tamam onu anladım ama benim hı. Sorularım. Hani çocuğun altını değiştirmek, yemeğini zamanında vermek bunları yapabiliyor musun? Evet. Ya hiç yemeğim... altını değiştirmedi niye diyorsun? Hiç değiştirmedi. Yalan söyleme. Sağlık ocağındaki hemşire ona ne demiş sor bakayım. Ne demiş? Ne dedi? Ece dedi bu çocuk senin çocuğun. Tamam mı? Tartıyı aldılar çocuğu. Bu çocuk senin çocuğun. Sen bunu emzir isterse bağlansın konuşabilir. Bu çocuk senin çocuğun sen bu çocuğu emzir. Bu da dedi ki ben bunu istemiyorum. Erkek çocuğu ben kız çocuğu istiyorum. Aa, bu ben bunu ya? İstemiyorum. Aha. Günahım benim olsun. Ya, ben... Ebeye bunu böyle demediyse. Ece Nur bak bunları. Hepsi şahit olsun. Sağlık hoca. Ece Nur. Ben bak, ne yalan şey söyleyeceğim. Buradaki insanlara ben niye ağzıma bakayım? Bak bir dakika bunları sormak zorundayım Ece Nur. Neden? Tabii ki. Şimdi sen hani zihinsel olarak sana bir şey söylemek istemiyorum ama bazen herkes her şeyi çok hızlı algılamayabilir. Evet. Bazen daha yavaş algılayabilirsin. Bu böyle bir çok büyük bir engel değil ama bu senin çocuğuna bakmak için engelse ve sen çok kolay kandırılabilirsen bak biz Sıla bebek vakasını işledik. Sıla bebeğin annesinin de zihinsel olarak becerileri bazen yeterli değildi ve çocuğuna iyi bakamadı, kandırıldı ve bir şekilde işler çok farklı boyuta gitti. O yüzden bunu iyice değerlendirmek lazım. Yani sen bu çocuğa gerçekten iyi baktığını düşünüyor musun? Evet, bakıyorum. Ama Ayşe Hanım siz doğruyu cevap verin. Bak bu bebeğin sağlığı için iyi bakıyor mu? Bakıyor. Banyosunu bile yaptırıyor bak yapma, yemin ederim. Bak, kurban olayım yapma. Bak yalan şey söyleme. Sen gel. Ben... Evinde kamera mı var sen bu insanlara böyle yalan söylüyorsun? Ya neden yalan kamera söyleyeyim? Kamera mı var? Neyin var? Neyin yalan söyleyeyim ya? Evladım tabii ki ben böyle olmuş. Bahaneler üretme bana. Bahaneler üretemiyorum. Bak çocuğa para yatıyor. Çocuğa elbise almıyorsunuz. Oradan buradan geliyor. Bunun gerçek annesi gönderiyor. Öbürkü annesi nasıl gönderiyor. Nasıl alıyorum ya? Ya git. Kıyafetlerini ben git. Alıyorum. Çocuğa, biliyorum. Rabia Hanım başka yanında ne gördün çocuğa bakamadığına dair? Çocuğa bakamıyor. Çocuğu alıyor koluna böyle dans yapıyor. Daha 15 günlük çocuğa dans yapıyor. Kalkıp. Nasıl dans? Al yastığı göster. Al yapayım. Bak bu eli böyle. Çocuk da böyle. Daha 15 günlük. Ay, bu şekil. Ne kadar iftira ama oyun mu oynatıyordu? Eğer bak iftira yapıyorsun hayır. Hepinizin ne günahı benim olsun. Ha, yani çocukla Allah dans edermiş ya. Gibi yapıyor. Tabii daha 15 günlük ne anlarsın? İftira yemin ederim ben ya bir şey Rabia'm, sen zaten kucağına bile vermiyordun. Yanında yapma, yatırdın hep onu ya. Sen demedin mi kızım al kucağını bu evlat senin evladın diye. Anne ben alamıyorum yapamıyorum. Değiştirsin annem demedi mi? Sen ne yapıyordun kıyafetleri koltukların yanını siliyordun.
Yeni kıyafetlerle soba için atıyordu. Kimin kıyafetlerini? Kimin kıyafetlerini? Bebeğin kıyafetlerini. Evet, tövbeler olsun. Nasıl tövbeler olsun? Yapma Allah'ın yalan, aşkına. Yalan söyleme. Hiç de değil. Bak bir dakika, bebeğin kıyafetleriyle koltukları mı seviyordun? Kim öyle bir şey? Ben iyisin. İçindeki bodylerle koltuklarım benim. Üstünü çıkarıyordu. Kolonyalı siliyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Koltuklarıma gelip de baktılar. Niye baktılar? Koltuklarıma gelen insanlar gördü. Neyi gördü? Bebek bezili, bebeğin kıyafetini koltukla silinecek bir koltuk mu? He? Deriydi buraları. Yalan söyleme. Yalan nerede? Söyleme. Bir dakika. Sonra eski koltukları diyorsun. Sonra... Ben neyi sileyim? Örtüsü var. Neden sileyim? Eski koltuklar. Ben deli miyim? Peki bu sonra da mi? Yakıyor muydu kıyafetleri? Sobanın içine attı Esra Hanım. Gözümle gördüm bak. Yemin ama ederim. Bu da yalan söylemiyorum. O da bir tuhaf. Allah iftira adam korusun. Yemin ederim. Sen iftira atıyorsun. Benim daha ben rahmetli sana... eşimin bile şapkası durur. Onu bile atmamışım benim sobaya da. Benim de eşimin duruyor rahmetlinin. İftirayla gelmeyin. Ben... Siz başkasının lafıyla yapıyorsunuz bunu. Kendi fikrinizle ama değil. Ben kendi gördüğümü söylüyorum sana. Hiç öyle bir şey peki yok. Şimdi şuna gelelim. Rabia Hanım, senin oğlunun bir sevgilisi var şu an. Değil mi? Yok. Var. Ama bir sürü videoları var ya. Yok, o eski. Hayır, şimdi yeni de var. Yeni TikTok'a koyuyor devamlı. Baktılar. Yeni TikTok'a koymuyor mu? Kızlar bakmadınız mı? Yeni koymuş. Ne zaman koymuş? Bir görelim o videoyu. Resim mi? TikTok'a yeni koydu. Cumartesi miydi? Evet, bakın. Bak eline el koymuş. Göz göze. Bak bu. Hani? Kim bu? Ekranda görmüyor Gülay ki insanlar. Gülay. Ekranda gözükmüyor ha. Bu kız o çocuğun şimdiki resmiyle şu andaki fotoğrafını gördüler. Bu. Benim bak benim çocuğum böyle mi? Böyleydi. Sadece saçı sarı galiba şu an. Hayır, sarı değil. Gelip gördüler. İkiye vurulmuş saçı. Yeni halini tamam bilelim bakayım. Yeni halini görün çocuğumun. İftira bu. Hadi. Aynısı işte. Aynısı. İşte. O videonun aynı. Ha, aynıdır. Aynı. Sen var ya. Hayır Ece. Sen benim çocuğumu alamazsın. Tamam, giderim. Bırak. 10 tane avukat tutar gene de yaparım. Ece, yap be. Yapacağım. Ece. Ben demedim ki çocuğunu senin elinden şu alayım. Alacağım. Karar vermeyecek kimse kimsenin elinden alamaz. Yalan mı? Yok, şimdi zaten ona hukuk karar verir dedik. Yani bu acaba Rabia Hanım bak, çocuğunuz size de söyleyeyim. Aynı işte, ne farkı var burada? Değil. Bak yazık günah bu evlada da, yazık günah biliyor musun? Bunun tarifleri yazmıyor mu? Vermeyin oraya. Niye? O kızın fotoğrafını vermeyin, günah. Ama TikTok'da yayınlıyor. Yapamaz ya. Benim çocuğum daha bu 5 sene 3 bu gelmeden önce. Sen gelmeden önce vardı biliyorsun. O zaman vardı ama yeniden buluştuğunu ama bilmiyordu. Ama şimdi yok, kurban oldum yok. Hayır, buluştuğunu bilmiyordu. Benim çocuğumla mı buluşmuş? Evet. Yani bu yeni resmi mi kızın? Evet. Hayır. Evet. Yeni resmi. Ben kızın bu bak kızın kendisini gördüm böyle. O kızın saçı şu anda uzun. Anladın burada mı? Uzun buralarda. Saçı. Hayır. Saçı bu uzun değil. Bak aşağı kadar. Aşağı önü kısa. Değil. Saçı uzun. Değil, bu değil. Şimdi Rabia Hanım, siz diyorsunuz ki hani boşanma konusunda ilerleyince çocuğunuzun da hataları var. Ne hatası var? İnsan kendi oğlunun hatasını zor söyler ama söyle bakayım. Hayır, hatasız kul olmaz ki. Ne yapıyordu yani, bu kıza ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Dövüyor muydu seni? Evet. Sövüyor muydu? Ne dövüyordu yapıyordu? Bir kere de elini kaldırmamıştır. Dövüyordu. Hayır. Toki'de dövdü beni. Orada Toki'de dövdüler. Hatta komşu geldi. Heh. Beni tehdit etti, dedi böyle böyle yaparım diye. Ben korkudan aşağıya gidip söyleyemedim. Beni Toki'de dövdü. Benim çocuğumu dövme buyuruyor. Hayır, var. Belki sen Rabia acaba çocuğun diye çok mu iyi görmeye çalışıyorsun? Hayır, ben çocuğum diye konuşmam, Allah için konuşurum. Eğer çocuğumun kim olursa olsun bir karşılık yaparsa, bir cevap verirse hatalı, ben o çocuğuma bağırırım. Peki oğlunun ne hatası var? Tamam, sen dövmezdi diyorsun. Başka? Bu evlilikte. Oğlumun ne hatası olabilir ki? Çocuğum işe gidiyor, işten eve geliyor, hazır yemek bulmuyor. Gidiyor mutfakta makarna yapacağım diye. Tamam mı? Çağırıyor, aşkım gel buraya. Gidiyor yapıyor bir sürpriz. Sen bıçağı al, çocuğuma doğru sapla. Çocuğum saplama da elinden bıçağı alıyor. Allah'ım, böyle geri fırlatıyor. Yemin... Çocuğa bıçak sapladı. Evet. Hayır, yalan, yeminim. Bıçağı elinden alan kim? Yok yok. Bıçağı elinden alan kim? Ya ben almadım.
almadım. Hayır, senin elinden alan kim? İlker. Hayır, ben almadım. Senin elinden alan bıçağı İlker. Hayır, ben bıçak falan almadım. Sen çocuğa almadın. Yapma Allah'ın aşkına ya. Sırf lafa sen bir anlık yapıyorsun. Yapıyorlar. Yemin ederim. Bak, ne zaman bir anlık diye yapıyor. Onu bıçakladı mı? Bıçaklama değil. Bıçak elinde böyle İlker'e şey yaparken İlker de elinden bıçağı alıyor böyle. Yani bıçaklayacaktı İlker, kendini korudu. Aynen, kendini korumuş. Ben görmedim. Görmedin şeyi niye söylüyorsun? Ben ne diyorum? Ben görmedim. Ben gördüğümü söylerim. Çocuğum tam yalancı. Benim çocuğum yalancı. Evet, yalancı. Yalancı. Bana bak, Ayşeler kullanırken hiç yalancı değildi. Çok doğru bir çocuktu. Damat iyi bir damattı. Ne oldu? Şimdi annem kadın mı oldu? Annem neyi kullandı? Söyle. Sen annemden giyin şey yapmadın mı? Kıyafet almadı mı? Yiyecekler almadı mı size? Kim? Annemden girse benden habersiz gidip annemden para aldı. Kim ya? Senin çocuğun. Hayır, aldı. Orada görüntüler olması lazım bizim orada. Allah'ın aşkına yapmayın ya. Benim çocuğum kimseden para almaz ya. Ya Rabia Hanım, insan kendi çocuğuna belki bir şey kondurmuyordur. Sen hiç çocuğun... Hayır, alabilirsin. Alabilir, alabilirsin. Rabia Hanım, her gün senin çocuğun melek mi? Melek. Kimse melek olamaz. Ne o zaman? Ama ben yapmaz, para istemez. Ama istediyse onu da bilemem. İstedi. Kaç para verdin? 200 gelirdi, 300 verirdim, 400 verirdim. Niye söylemedi bana? Niye söyleyeyim sana? Hayır, çünkü oraya söylemedi bana. İnanıyorsun, bana inanmıyorsun. Peki, Rabia Hanım, sen oğlunla konuştun. Bize maddelerini söyle ki bize nasıl protokol yapacağımız. Velayeti vermem diyor. Aynen. Sen velayeti istiyor musun? İstiyorum. Ama nasıl anlaşamazsınız ki o çocuğu? Canım, ben onu vermem. O zaman devlete gidecek. Devlete. Kim devlete gidecek? Çocuk şeye. Çocuk niye devlete gidecek? Ben çocuğumu ben isterim. Sağayım. Bak, ben çocuğumu isterim, bakarım. Ben sağayım. Tamam. Bir saniye, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi açılmış bir davanız var değil mi? Boşanma davası. Evet, kim açtı Rabia Hanım? İlker. İlker açtı. Evet. Ben açtım. Orada velayeti de hani sonrasında isteyecek. Velayetle evet. ilgili de konuşacak. Yani ben hani bazen bu boşanma davaları çok uzadığı için anlaşabilseler burada bir protokolle hemen anlaşılabilir. Ama çocuğun velayeti konusunda Ecenur, bir de Ecenur altınlarını da istiyor ayrıca. Evet, benim altın borcum yok ona. Ha Allah'ım. Tamam, benim hadi. Altın borcum yok. Altın nasıl aldıysa, nasıl sakladıysa, nasıl yediyse anasını o tarafa geçince yedi. Hı-hı. Benim evimde değil. Hı-hı. Benim kocamla ekmek param yoktu. Yüzüğümü bozdurdum. Kocamla ikimiz ekmek parası yaptık. Hı-hı. Anladın mı? Yani benim altınım var diyor. Benim, sattı diyor benim altınımı. Benim borcum yok. Sattın mı? Elime sattın. Aldın mı? Senin oğlun yaptı yapacağını. Sattı mı oğlum? Evet, sattı. Oğlum poşetin içindeydi o. Sorun telefonla. Peki Rabia Hanım. Sattı mı? Rabia Hanım bir benim dakika. Benim kimseyle ne parasıyla ne puluyla hiçbir şeyle işim olamaz. Benim çocuğum gelip çekecek. Senden para isteyemez bir kere bir. İstedi. İstemez. Asla ya, istemez de isteyemezdi. Bak, senden korktuğu benim, için bir şey söyleyemiyor. Benim çocuğum kimden hiç, korkacak? Hiç bana anca anlatma. Allah'tan korkar. Senin kimden çocuğun korkacak? Kulağındaki küpeleri çıkarıp sattı ha, mı? Atsa ben kıza yüzük taktım. Bak, yüzük taktım. Ne dedi dün? Yedim. Küpe taktım. Gitti onu bozdurdu yedi. Ben yine bir şey demedim senin kızına. Yüzük elinde bak. Ya ben demedim bozdurdum dedi. Yüzüğünü hala takıyor musun canım? Takıyorum ama mecburiyetten takıyorum. Niye mecbursun? Mahkeme bitene kadar takmak zorundaymışım. Kim diyor onu? İpek Hanım söylemişti o zaman. İlk öyle bir şey var mı canım? Yüzüğü evlilik içinde bile çıkarıyorlar. Öyle bir zorunluluğun yok değil mi öyle hocam? Var mı öyle bir zorunluluk? Yok, hayır. Öyle bir zorunluluk yok. Çünkü dün yedim dedi. Para vermedin yedim dedi değil mi? Öyle bir zorunluluk yok Ecenur. Acaba sen çıkarıyor. Mi takmak istiyorsun? Hayır. Çıkardım. Sen aslında boşanmak istemiyor musun hayır, Ecenur? Hayır, istiyorum. Seviyor musun eşini? Hayır. Beni döven adamı niye isteyeyim ben? Aferin sana. Doğru söyledi. Şiddet uygulayan adamı ben ki bak. Ben onu isteseydim. Keşke Esra Hanım dosyayı getirebilseydik bizim size. Bizim elimizde dosyalar var. Keşke getirebilseydik ne de kararlar. Unuttuk kararlar evde. Da vardı. İçerisindeydiniz ya. Mahkeme kararları da vardı. Oradan getirilen kararlar da vardı. Kaç kere aile danışmanlığı geldi. Sosyal yardımlaşma geldi. Keşke getirebilseydik buraya. Sonra Ecenur, şimdi hep şunu düşünmek lazım. Bak ne güzel, bazı böyle hani geçmişte engelle ilgili rapor almışsın ama en azından kendini döven, sana iyi davranmayan, kötü
davranışlarda bulunan biriyle evliliği sürdürmemek gerektiğini biliyorsun. Şimdi bakın bakalım protokolde belki son noktada bir anlaşırsınız ki hemen hızlıca bu iş çözülsün. Bugün programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.